Nurcan Hocam, rahim ağzı kanserinin risk faktörleri nelerdir? En önemli risk cinsel yolla bulaşan hastalıklara maruz kalmak. Burada korunması ilişki çok önemli. Prezervatif çok çok inanılmaz ölçüde koruyor bizi. Spermsitler de ya da vajinal kaplar da korur ama prezervatif kadar güzel korumaz. Onun için genelde korunması ilişki diyoruz. Cinsel yolla bulaşan hastalık riski altında olmak, yani multiple partner, birkaç eşli olmak diyelim. Ve sigara içmek, düzensiz hayat en fazla risk oluşturan faktörlerden. Evet. Yani sigara da o kadar ciddi bir unsur, öyle mi hocam? Sigara her yere etkiliyor, her yeri berbat ediyor. Tabii ki rahim ağzı kanserine de çok etkili maalesef. Evet. Duyduğunuz hanımlar, rahim ağzı kanserinde önemli etkenlerden, risk faktörlerinden birisi de sigara. Sigara işimi vücudumuzun, evet de mesela akciğeri etkiliyor, cildimizi etkiliyor ama demek ki rahim ağzı kanserinde de en önemli etkenlerden bir tanesi olduğunu söylüyor Nurcan hocamız. Özellikle genç kadın hastalığı olduğu için her kanser çok kötüdür ama genç bir kadının elinizin altında gün be gün eriyerek kanserden ölmesi, genelde 35-45 yaş arasında başlıyor ve çok erken yaşta ve çok hızlı ilerleyen bir kanser. Tarama testleriyle çok güzel önlenebilecekken ilerlemesi çok daha travmatik oluyor. Hem hasta açısından hem de doktor açısından. O yüzden şu kanser, rahim ağzı kanseri taramalarına çok dikkat etmemiz lazım. Çok önem vermemiz lazım. Peki hocam, taramaları hangi sıklıklarda yaptırmamız gerekiyor? Taramalar aslında senede bir kere. 3 tarama, pap smear dediğimiz rahim ağzından akıntı alıyoruz, cama yayıyoruz ve patoloji doktorlarımız inceliyorlar. 3 kere üst üste negatif çıktıktan sonra 2 yılda bir, 3 yılda bir yeterli. Şimdi bir de Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı bir şey var, program var, çok güzel bir program. HPV 16 ve 18 dediğimiz çok en çok kanser Türkiye'de, Türkiye popülasyonunda en çok kanser yapan iki tipidir HPV'nin. Ona bakıyorlar, eğer o negatifse 5 yılda bir yaptırmak bile yeterli oluyor aslında. Çok basit bir tarama, yani ihmal etmek çok çok anlamsız gerçekten de. Korkulacak bir tarama değil, korkulacak Hayır, bir basit. Test değil. Muayenemizin rutininde var zaten. Hasta normal muayeneye geldiğinde çok basit bir şekilde hiç anlamadan bile alıyoruz. Önemli olan onu oraya muayeneye gelmek.